Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil emin. Allahümme la ilmena lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimman yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının hayatını okuştuğunda bugün Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'u hakkı buladı. Buradalar bana tarih, sirat, sahabalarının tarihi siratı. Bunu kandaya uygulayalımız ve ondan kandaya kolosalını olamız. Tarih, sirat iki tane arsa. Vakiyeler ve nususlar. Biz fakat yine bolib o'tgan işlerini, tarixiy voqealarni shunday bo'lgan ekan deb o'tib ketadigan bo'lsak, bu siyratdan ko'zlangan maqsadga yeta olmaymiz. Biz tarix kitoblarida keltirilgan voqea hodisalarni o'qib o'rganamiz va ulardan xulosa ibrat chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda siz bilan biz siyratdan ko'zlangan maqsadimizga yetishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz tarixni, agar biz siyratni mana shu yo'sinda o'rganadigan bo'lsak, kundalik hayotimizda kerak bo'ladigan yo'llanmalarni, ko'rsatmalarni albatta topamiz. Avvalgilar mindey qilishuvdi, mindey bo'ldi, demak mindey qilib bo'lmaydi. Avvalgilar mindey qilishgan edi, mana oqibatga keldi, demak mindey qilib bo'lmaydi. Xulosa chiqarishlikni bilishligimiz kerak. Faqat tarix qatori o'rganib qo'ymaymiz, bir qator eshitdik. Bu ulug' sahobaning hayoti, ibodati, fazilati, zohidligi, birodarlar, bularni o'rganishdan avval bir oz siyrat mavzusi haqida bir to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud ko'pchilik odam orasida turganida u odamni biroq ajrata olmasdi. Yolg'iz turganda ham biroq parvo qilmasdi. Bo'yi pakana edi. Jussasi kichkina edi. Og'riq edi. Badalat insonlarga beriladigan mol-u davlatdan ham bebahra. Baquvvat insonlarga beriladigan quvvatdan ham uzoq. Obro' e'tiborli kishilarga beriladigan hurmat e'tibordan ham benasib edi. Umuman ko'rimsiz odam edi. Bo'y kichkina, arvoq, na puli bor, na mansabi bor, na quvvati bor. Deyarli hech narsasi yo'q. U juda kambag'al, jismi oriq va kichkina hamda obro' nufuzga ega emas edi. Ammo islom unga faqirlik va kambag'allik o'rniga Kisro va Qaysarning xazinabonlari ega bo'lmagan katta boylikni berdi. Jismonan zaif, ligini o'rniga tarixni o'zgartirishlikka sabab bo'ladigan zolimlarni chekintiradigan irodani ato etdi. Hech qanday hurmat e'tiborsiz yashayotgan hayotining o'rniga abadiylik, ilm, sharaf inom etib, natijada u tarixda o'tgan buyuk peshvolarning ulug'iga aylandi. Hammamiz e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, sahobalarni Robbisi, birodarlar, siz bilan biz ham Robbimiz. Shundaymi? Shunday. Alloh taolo joriy qilgan qonun qoidalar, va'dalar, bashoratlar hammasi o'zini o'rnida turibdi. Sahobalar ana shu bashoratga ishonib, va'idlardan qo'rqib, payg'ambarimizni ko'rsatmasiga amal qilgandek, biz ham amal qilsak, Alloh ularni aziz qilib mukarram qilgandek, bizni ham aziz mukarram qiladi. Bunga iymon keltirishimiz kerak. Mo'min kishi qaysi zamonda, qaysi yerda yashamasin, bu qonunlarda hammasi uning ustida joriy. O'sha paytda bir bo'lgan edi, bo'ldi endi tugadi. Bu gap noto'g'ri. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini behojat qilgan, boy va davlat qilgan, kuchli quvvatli qilgan zot siz bilan bizni ham kuchli quvvatli qiladi. Ularni yuksaltirgan zot azza va jalla bizni ham yuksaltiradi. Din zohir bo'lish kerak edi, Alloh xolodi zohir bo'ldi, tugadi. Bu noto'g'ri fikr. Din zohir bo'lish kerak edi, zohir bo'ldi va qiyomatgacha zohir bo'ladi. Agar mana shu dinni bayrog'ini ko'taradigan, sahobalarday mehnat qiladigan ummatlar bo'ladigan bo'lsa. Qoida. Agar kishi shariat qoidalariga amal qilsa, albatta mana shu qilgan ishining mevasidan ikki dunyoda foydalanadi. Qaytaramiz. Agar kishi din, shariat qoidalariga amal qiladigan bo'lsa, albatta mana shu qilgan mehnatini samarasidan ikki dunyoda foydalanadi. Dunyoda aziz mukarram bo'lib yashaydi. Qo'lida puli bo'lsa ham, mansabi bo'lsa ham, bo'lmasa ham.
Ahirette ise elbette Allah Teala'nın didarı yetişedi. Bu derslerden buradalar alışımız gereği bugün asasi kayda, asasi hulası bana şu buladı. Abdullah İbni Mas'ud raziyallahu anhu. Ne mevlamız bu kişi hakkında? Kim idi ve kimge eğlendi? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki sahaba da bu kişinin min yıldan köprü abogen bulardı, adamlar atın etmeyi koyan bulardı. Ama bu kişi nasıl bilen tarihte kaldı? Resulullah gibi bugün imanı bilen, Allah'ın yolda kıyan hizmeti bilen. Bu uluğ sahabanın künyesi Ebu Abdurrahman idi. Anası Ümmü Abd, Abdullah İbni Mas'ud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hala arkamın havlisi kirmesinden evvel iman kiltirgen idi. İbni Mas'ud özü hakkında aytardı, İslam'a kirgenlerinin altıncısı idim. İslam'a birinci bulup kirgenlerinin altıncısı idim. Yani altı adam Müslüman boyunca altıncısı men edim dedi. Elbette bu fakirlanadı yanlarsa buradalar. Elbette bu fakirlanadı yanlarsa. Bu kişi Habeşistan'a kılınken iki kere hicrette hem katlaştı. Badr gazatı göğü vakıf oldu. Ve Resulullah'ın başka köp gazatları da, diğerli hemen gazatları da uzatın yanı da buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarının sahibiydi. Hani Resulullah'ını bir metre körüş iştiyakı da yürüp biz. Resulullah'ını bir metre körüşlik ki hançalar var müştahımız. Şimdi bu kişiler Resulullah'ını daimi yanı dürgen kişiler. Allah onlarını Resulullah'a sahaba buluşlukla talladı. Allah tallagen bendeler bunlar. Seferlerde Resulullah'ın yastığı Mısvaki Abdastası'nın egesiydi. Resulullah'ın hizmeti durardı. Yürüyüş duruşta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yokşarıdı. O kişinin boyunu kişkinliğinden, boyunu pasliğinden ayrım adamlar oturup da boylardı. Gelip tur dese özüp tüke turgen bulardı. Kareler de yiğitler. Ömer ibn Hattab gavdali adam bo'lgan. Halid ibn Valid jangchi bo'lgan. Zubayr ibn Avvol. Endi bu ish kichkinaroq bo'lsa sizga ham bitta kumir bor ekan. Kim ekan? Abdullah ibn Mas'ud. Ömer ibn Hattab roziyallohu anhu uni kichkinaligi ishora qilib hazillashib ilm bilan to'lgan xaltacha deb qo'yardi. İlim bilan to'lgan xaltacha. U kishi Kufaga qozi bo'lgan. Ömer ibn Hattab davrida Baytul Molni raisi bo'lgan. 32. yili, Hicri 32. yilda Madinada vafot etganida, mana Baqi qabristoniga qo'yilganida yoshi 60 dan o'tgan edi. Jahiliyat davrida ham Abdulloh ibn Mas'udning shaxsiyatida xayriyat bor bo'lganligiga dalil. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Qurayshli bo'lmagan, Huzayl urug'idan bo'lgan. Qurayshli ichidagi mavlolardan edi. Banu Zuhra urug'ini himoyasi ostida yashaydigan Banu Zuhraning mavlolaridan edi. Qurayshli emas, Huzayl urug'idan. Uqbat ibn Abi Muayyidni qo'ylarini boqib yuradigan yosh cho'pon bola edi. Kunlarda birida mana Ibn Mas'ud o'zi hikoya qiladi. Yoshi ketadim. Bir 15-14 yoshlar chamasi. Uqba ibn Abi Muayyidni qo'ylarini boqib yurardim. Roparamdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr Siddiq kelib qolib, "Ey bola, sende bizga beradigan sut bormi?" deyishdi. Ya'ni sog'ladigan sut bo'lsa, qo'ydi sutini ichganlar. Men omonat saqlovchiman. Qo'ylar meniki emas. Sizlarga sut bera olmayman dedi. Rasululloh aytdilar, "Senda qo'chqor yaqinlamagan, qochmagan qo'y bormi?" dedi. Men ha dedim, shunday qo'yni olib keldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bog'lab yelinini silab turib, robbilarga duo qildilar, yelin to'ldi. So'ngra Abu Bakr ichi g'ovak bir toshni olib keldi. O'shunga uni sog'di. Bas Abu Bakr ichdi, so'ngra men ichdim. Keyin uzot yelinga qisqardidilar. Yelin qisqardi. Abdulloh ibn Mas'udni ko'zini oldida Rasulullohning bitta mo'jizasi sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz oldiga kelib aytdiki, "Menga ham hozir siz aytgan gaplarni o'rgating" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Sen o'rgatilgan g'ulomsan" dedilar. "Sen o'rgatilgan g'ulomsan" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udni kelajakda ulug' inson bo'lishligini ko'rdi. "Sen o'rgatilgan g'ulomsan." Qarang, Abdulloh ibn Mas'ud jahiliyat davrida hali musulmon bo'lmasdan turib, tabiati pokiza, pokiza fitrati bilan nima mumkinu, nima mumkin emas bildi. "Men omonatdorman, sizlarga bera olmayman." Ha, bo'pti, ishoringlar egasi. Yo'q unaqa narsa. Mana biz kimni o'rganishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar,
تجد الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Odamlarni kon ma'dan ekanini topasiz. Ularning jahiliyatda yaxshi bo'lganlari, agar islomni anglasalar, islomda ham yaxshilari bo'ladi dedilar. Jahiliyatda yaxshi insonmidi? Agar islomda tushunsa, islomda musulmonlar orasida ham zo'ri bo'ladi. Umar ibn Xattob quvvatli, bilekli, yurakli, shijoatli odammidi? Qurayshni zo'rlaridanmidi? Islomga kirganda musulmonlarda ham zo'riga aylandi. Shuning uchun dindan uzoq, dindan bexabar, din bilan ishi bo'lmasdan yurgan odamlar borki, tabiati toza, yaxshi insonlar, faqat dindan bexabar. Shular dinga kirsin-da, musulmonlar ham yaxshisiga aylanadi shular. Ehtimolsizdan uzib ketar u odam. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu haqida aytilgan so'zlar. Abu Musa Ash'ari aytadi, Abdulloh ibn Mas'udni Rasulullohga ahl ekanligini ko'rdim. Hatto ayrim tanimagan kishilar Abdulloh ibn Mas'udni payg'ambarimiz oldiga ko'p kirib chiqqanligidan o'zini oilasidan bo'lsa kerak deb gumon qilishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruxsat bergandilar, meni oldimga ruxsatsiz kirib kelaver deb. Birodarlar, bilasizlarmi qanday sharaf? Meni oldimga ruxsat so'ramasdan kirib kelaver. Hammaga ham berilmagan edi bu fazilat, bu manzilat. Albatta, Rasulullohga bo'lgan ibn Mas'udning muhabbati sababli Rasululloh shunday degandilar. Kishini iymoni ziyodalashgani sari, birodarlar, o'zini musulmon birodarlarga nisbatan muhabbati, ularga bog'liligi, shafqati, yaxshilikni ravo ko'rishi ziyodalashib boradi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, musulmonlar bir-biri bilan bo'ladigan muomalada xuddi bitta jasadga o'xshashadi. Jasadni bitta a'zosi orasi ikkinchi a'zo xotirjam bo'la olmaydi. Bedor bo'lib chiqadi. Qosim ibn Abdurrahmon aytadi. Abdulloh ibn Mas'ud Rasulullohning oyoq kiyimini kiydirib qo'yib u zotning oldiga tushib, asobidan ketib borar edi. Payg'ambarimiz qachon bir majlisga yetib kelsalar, ikki kavushini yechib, ularni o'zini bilagiga kirgizib olar edi. Rasulullohning kavushini qo'liga ushlab olardi. Rasulullohda asosini qo'lingizga bersa, yig'laysizmi, yig'lamaysizmi? Rasululloh suv ichga mana ko'zi deb turib qo'lingizga bersa, Rasulullohning ko'zasini. Yig'laysizmi, yig'lamaysizmi? Bilagiga kirgizib olardi-da, asoni Rasulullohning qo'liga berardi. Qachon Rasululloh majlisdan tursalar, oyoq kiyimini kiyizib qo'yib, asoni olib Rasulullohning oldida yurardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat, birodarlar, Allohga bo'lgan muhabbat. Allohga bo'lgan muhabbat, Rasulullohga bo'lgan muhabbat. Rasulullohga bo'lgan itoat, Allohga bo'lgan itoat. Allohga bo'lgan itoat, Rasulullohga bo'lgan itoat. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ey Muhammad Aleyhisselam, ayting musulmonlarga, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga itoat qilinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Shunda gunohingizni kechiradi Alloh taolo. Payg'ambarimiz aytganlardek, kishi kimni yaxshi ko'rsa, qiyomatda shular bilan birga tiriladi. Musulmon odam kimni yaxshi ko'radi? Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymonli kishilarning Allohga bo'lgan muhabbati qattiqroq ekanligini ko'rasiz. Iymonli kishilarning Allohga bo'lgan muhabbati juda ham qattiq bo'ladi. Biz Allohni yaxshi ko'ramiz, Rasulini yaxshi ko'ramiz, sahobalarni yaxshi ko'ramiz, musulmonlarni yaxshi ko'ramiz. G'ayri dinlarni emas. Chunki kimni yaxshi ko'rsangiz, qiyomatda ushlar qatorida tirilasiz. O'zingiz xohlab yaxshi ko'rarlik kimni xohlasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari Rasulullohga bo'lgan muhabbati cheksiz edi. Cheksiz edi. O'zlarining mollari, jonlari Rasulullohga bo'lgan muhabbat to'g'risida hech narsa emas edi. Birodarlar, mana ichimizda kimdir mudarris, kimdir hunarvand, kimdir tabib, kimdir savdogar, kimdir tolib. Hammamiz ham Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilamiz. Endi ana shu Allohga bo'lgan muhabbatimizni borligini qanday bilishimiz mumkin? Yo'li bor. Uni bilishning yo'li shuki, Allohga va payg'ambarga bo'lgan muhabbat hamma narsadan muqaddam turgan bo'lsa, muhabbatingiz haqiqiy muhabbat. Ya'ni mana buni bilishdan bitta yo'li, oson yo'li Alloh taoloning buyrug'ini hayotimizda tatbiq qilishlik bilan. Alloh taoloning qaytarg'ilaridan qaytishlik bilan. Alloh taolo bandasini o'ziga bo'lgan muhabbatini sinashlik uchun turli imtihonlarga solib turadi. Masalan, bitta ish bor qilsangiz, Alloh rozi bo'ladi, lekin dunyo tijoratingizga ozgina zarar yetishi mumkin. Dunyo foydasini o'ylaydigan bo'lsangiz, Alloh taolo rozi bo'lmasligi mumkin.
Mana shu o'rinda qaysi birini tanlaymiz? Ibn Mas'ud roziyallohu anhu umuman dunyo ishi bilan shug'ullanmagan ekan birodarlar, qaranglar. İmon keltirgan kunidan boshlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni suhbatini o'ziga lozim tutgan, faqat Rasulullohning xizmatida turgan. Och qolmadi shu odam. Och qolmadi. O nasl-nasa falan falonchi emas. Gavda falonchi emas. Quvvat, obro, pul hech narsa yo'q. Ammo Allohga bo'lgan muhabbatda mustahkamligini hayoti davomida isbotlab bordi. Dunyo oqib keldi bularda oyog'in tayiga. Ammo bu narsalar ularni o'zgartirgani yo'q. Bemalolchilikda sharoit yengil bo'lganida namoz o'qish ham oson, roza tutish ham oson, Allohning qulchiligini qilishlik oson bo'ladi. G'azabni yutish, ko'zni tiyish. Ammo shunday holatlar bo'ladi, juda ham qiyin bo'ladi. Safarda yuribsiz 6 oydan beri. Ko'zni tiyishni ayting. Pul kerak bo'lib turibdi. Ikki og'iz yolg'on gapirsangiz, yaxshigina pul keladi. Mana shu holatda sinalar ekan siz bilan bizning kimligimiz. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolay aytadi, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yilishni o'yladilarmi? Sinov albatta keladi. Imtihon albatta keladi. Shunda banda yo Allohning roziligini tanlaydi, yo o'zining dunyoviy manfaatini. Masalan, qarang. Ona turibdi, xotin turibdi. Bitta hovlidasiz. Ona qarib qolgan, injiq bo'lib qolgan. Talablari ham ma'qul emas. Qarib qolganda xolos injiq bo'lib qolgan. Ikkinchi tomonda ayoli turibdi. Tinch, totun, farovon, xotirjam, sakinatli hayoti xotini bilan bo'ladi. Shunda qaysi tomonni tanlaydi o'g'il bola? Qaysi tomonni tanlaydi? Mo'min odam onasini tanlaydi, bu masala bu savol emas bu. Ammo mana shunday holatga tushganda endi bilasiz kimligingizni. Safarga chiqqanda bilasiz kimligingizni. Zinoga sinov imtihon kelgan paytda bilasiz kimligingizni. Ana shu imtihonlardan bittasiga misol. Uyimni sotaman deb e'longa qo'yib qo'ydingiz, bir necha yil turdi sotilmasdan. Keyin biroq keldi, 50 mingga kelishdingiz. Qo'l qoqdingiz, ertaga pul topib keladigan bo'ldi. Alloh taolo sizni sinadida 60 ming beraman degan xaridor keldi. Boyaga ahdizdan o'zi savdo pishdi, xolamayam deb bunday buzishlik. Baraka bo'ldi, oldim sotdim dedi, ertaga pul topib kelaman dedi. O'tgan zamon fe'lida aytdi. Yoki mashina purishlar. Yaxshi pulni taklif qilyapti. Shunda mana sinov. Shunda sinov. Endi boyaga uyda qimmatroq pulga olaman degan odam kelgandan keyin nariga birinchi odamga bahona istaysiz. Dadam unamayapti, o'g'lim qarshilik qilyapti. Nima qilasiz shunda? Mana shu ham sinov birodarlar. Bizi Allohga bo'lgan muhabbatimizni sinashda bitta yo'li Alloh rozi bo'ladigan ishni qilamizmi, nafsimiz xohlayotgan ishni qilamiz. Shundan bilsak bo'ladi. Mana shu bo'lib o'tgan voqea qissalardan bir yosh yigit tijorat boshlab, kichkinagina bir uyda turar edi. Katta bir uyda arzon pulga sotib olish uchun imkon tug'ilib qoldi. Uncha puli yo'q sotib olgani. Nima qildi? O'ylandi. Bankdagi bir nasroniy tanishini oldiga bordi. Bank foizsiz pul bermasligini bilsa ham boraverdi. Bora pul so'raganida haligi nasroniy kishi aytdiki, "Oshna, sen musulmonsan. Bank foizsiz pul bermasligini bilasan. Seni dining bunosi harom" dedi. Haligi yigit aytadi, yuzimga shapaloq bilan urgandek bo'ldi. G'ayri din odam menga dinimda ta'lim beryapti menga. Shu yerda nima dedi yigit? Nasroniy odam menga ta'lim beradimi? Tashqariga chiqib, o'ziga ta'sir qilib aytdiki, "Vallohi robbim, kerak emas bu uy" dedi. "Eski uyimda yashayveraman, ammo senga osiy bo'lmayman" dedi. Qalbi ezilgan holda do'koniga yetib keldi. Do'koniga yetib kelsa, qarang, bir do'st kutib turgan ekan. "Og'ani yarim soatdan beri kutyapman. Falon mamlakatga falon chi yilga ishlagani ketyapman, faloncha pulim qolyapti. Senga tashab ketaman, kerak bo'lsa ishlatib tur. Qayt kelganda berasan." Allohning javobi birodarlar yarim soatga qolmadi. Nima degan edi bola? "Parvardigor, kerak emas bu uy. Eski uyimda yashayveraman, ammo senga osiy bo'lmayman" deganmidi? Birodarlar, har qanday imtihon uzoq bo'lmaydi. Juda ham qisqa bo'ladi. Qisqagina muddat. Ha, yo'q deb qo'yishlik kerak. Bir kun kelar mashaqqat, ikki kun kelar, lekin nima bo'ladi? Tugaydi bari bir kuni. Allohga bo'lgan muhabbatimizni unga bo'lgan itoatda sinaylik. Abdulloh ibn Mas'ud Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning doimiy xizmatida edi.
Rasulullah kim yakın kişilerden idi. Gusul kısa tosup durar idi. Taharat kısa suap gibi birer idi. Ey Abdullah Mısvey kanı, ey Abdullah Abdasta kanı. Rasulullah'ın daim yanıdı. Kişi imanı etkadı yükselgen sarı atrafıdaki kişilerini has kişilerden tasarlanmıyordu. Kaytara ve temel. Kişi imanı etkadı da yükselgen sarı atrafıdakilerini has kişilerden tasarlanmıyordu. Azınıma ki bunu ettim. Şunu tür veremem. Mesela ustazı var. Talim veredi. Kur'an'dan ya ki başka neresinden. Daim minberde oturgenliği görüyor. Körü küpoyen şagird. Ustazını. Daim şu doskenolda ders etekene gel. Örgenip koyan da. Damlasının şahsi hayatı da buladırken. Anca mınca kemçillerini körgen de. Damlayan şunu kabuladı mı değil. Uyum sen görüşürken adam. Cahri çıkadı. Uğulap kaladı. Keç kaladı. Gazablanışı mümkün, esinden çıkıp alışı mümkün. Her kança oluğu insan bombası ustazın, bari yok kim o? Bitti adam halas. Şunun için braderler, kişinin ayeti yapıp imanı, etikadı yükselgen sarı, braderlerin şahsiyeti de genelde etibar vermiydi. Şahsiyetimizde bugün anca mümkün nasıl yeni makbu edelik? Közümüzü yumku oraya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Mas'ud'nu kandeye makta geldiğini bir eşitmeyiz mi? Sizi Resulullah muhtasa. Ömer ibn Hattab raziyallahu anhu halife paytida hac qilgani bordi. Arafat'ı turganida bir kişi gelip aytdi ki Amir al-Mu'minin men Kufa'da bitta kişini kaldırıp geldim. O adam Kur'an'ını yoddan imlo qildir yaptı dedi. Şimdi öyle oku ber yaptı dedi. Mushafga qaramasdan. Ömer ibn Hattab'ın şimdi bir cahili çıktı ki renkler uzayarıp getdi. Şorin kurgu kim eken o dedi. Haligi odam aytdi, Abdullah ibn Mas'ud dedi. Umar ibn Hattob qanday g'azabi tez kelgan bo'lsa, shunday savladi. Nima dedi? Sho'ring qurusin dedi. Bu yerga so'z olib kelgan odam, xabar olib kelgan odamga. Allohga qasamki, odamlar ichida mana shu ishni qila oladigan undan boshqa birorta bir odamni bilmayman dedi. Shunga haqli loyiq odam, men senga aytib beraman buni tarixini dedi. Bir kuni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga borsam, Abu Bakr Siddiq bilan gaplashib o'tirgan ekanlar. Men ular bilan birga o'tirdim, suhbat tugagandan keyin tashqariga chiqdik. Masjidga kirdik. Bir odam masjidda namoz o'qimoqda. Orqasidan kelishdi, tanishmayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtadilarda uni o'qiyotgan Qur'oniga quloq tutdilar. Keyin biz tomonga qarab turib, "Man sarrohu an yaqra al-Qur'ana ratban kama unzila falyaqrahu ala qiroati ibn ummi abd." Bu namozda o'qiyotgan kishi Abdullah ibn Mas'ud edi. Kim Kur'an'ını kandak nazil bogan bosa, ana şunday okşiliğini haklasa, İbni Umma Abdin kıraatı da okusun dediler. Abdullah İbni Mas'ud'un Kur'an'ı Peygamberimizge Cebrail Aleyhisselam abge gendek ekenliği Resulullah'ın özü güvahlı bir yaptılar. Palancı karın tecrübeti zor, palancı karın kıraatı zor, palancı karın sanadı var. Albatta bu karının manzilatını kötaradı derecesini. Ama Abdullah İbni Mas'ud'un Kur'an'ını kim muhta yaptı? Namazını okup oldu Abdullah ibn Mas'ud, dua kılışı turdu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkası da türüp Abdullah ibn Mas'ud'un bilme yaptı. Resulullah sonra yani berilir, sonra yani berilir de dua kılıp durdular. Şöyle de Abdullah ibn Mas'ud, ne mene sonra yani bas Allah da Allah verdi. Bu kanaka baktı buradalar. Bu iki kişine, arık, pulu yok, kuvveti yok, hürmeti yok, nasıl nasıl buna kadar palancılarmaz. Hiç kimmez. Ne mi kötardı bu kişinin bana şunu manzilatka? İman, Allah'ın yolu dedi, razılığı yolu dedi, amel. Ömer ibn Hattab aytadı, men özümce fikir kıldım. Allah'a kasam, tan yatsa, barıp, bana şu hoş haberini yetkiz hemen dedim. Ertala barsa, Abu Bakr Sıddık bu haber yetkizi boyunayken. Kaysi işte Abu Bakr ile musabakalaşmayı, daim benden uzup yetkenliğini taptım dedi. Rasulullah'ın görüntü nisbeten muhabbeti işanışı şu dereceliydi ki Abdullah ibn Mas'ud uzatının en yakınlarından bulup hiç kimge verilmeyen ölüş verildi o kişiye. Bu ölüş ne miydi? Rasulullah etkenler künü tün hakaragen vaktinde beni huzurumge kiriş için senge ruhsat veremen dediler. Elbette bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Abdullah ibn Mas'ud gibi olgen muhabbetiden o kişinin kadirle geldiğinden edin. İnşallah bu ulu sahabanın hayatını
davomini keyingi darsda o'qigan bo'lamiz. Aqulu qavli hada va astagfirulloh. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sodiqil va'dil amin. Allohumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allohumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم o'tgan darsimizda birodarlar Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ning hayotini o'qib boshlagan edik buni inshaalloh davom etkazamiz va nihoyasiga yetkazamiz Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Uhud tog'idan ko'ra og'irroq bo'lgan boldirlar Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hech ajramasdan o'z zotining xizmatida doimiy bo'ldi. O'ziga sharaf deb bildi Rasulullohning xizmatini va payg'ambarimiz ham shunga yarasha sahobalarni taqdirlar edilar. Avval aytib o'tganimizdek, Abdulloh ibn Mas'ud jussasi kichkina, bo'yi pakana, oriq kishi edi. Aytib o'tdik, odamlarga berilgan boylikdan bebahra, jismoniy quvvatdan benasib Nasl nasabda falonchiligi bilan faxrlanadigan hech narsasi yo'q. Deyarli hech kim bo'lgan emas. Ammo bu kishi iymon bilan Rasulullohning xizmatini o'ziga sharaf deb bilishlik bilan odamlardan afzal bo'ldi, afzal bo'ldi. U kishi jussasi kichkina, endi tabiiyki boldirlar ham shu jussasiga yarasha ingichka bo'lgan edi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xurmo shoxidan bir narsa olib kelishlik kerak bo'ldi, mevamidi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganida Abdulloh ibn Mas'ud shoshilib daraxtga osilib chiqib ketayotganida yengildi. Oyog'ini ko'tarib ilashtirmoqchi bo'lganda boldir ochilib ketdi. Shunda sahobalar uni boldirini ingichkaligini ko'rib kulishdi. Endi o'ylang endi ingichka ayoq. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlar Ibn Mas'udning boldirlaridan kulyapsizlarmi? Albatta u ikki boldir Allohning huzuridagi tarozida Uhud tog'idan ham og'irdir. Biz shaklga qarab baho beramiz u. Abdulloh ibn Mas'ud Rasulullohga doim bir hamroh bo'lib yurar deb aytdik. Ayrim tanimagan odamlar Abdulloh ibn Mas'ud payg'ambarimiz oilasidan shakllik deb o'ylar edi. Mana shu jussasi kichkina, nimjon bo'lgan, bo'yi past bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud Badr kunida Abu Jahlni qatl qildi. Mana sirat darslarida ma'lum Badr g'azoti kuni aka-uka afrolar biri 15 yashar, biri 16 yashar Abu Jahlni qilich bilan urib otdan yiqitishdi. Ammo u hali o'lmagan edi. Jarohatlangan, qonoqi yotibdi, ko'zi xiralashib qolgan, quvvatdan ketgan yotibdi. Jangdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Badr g'azoti musulmonlarda g'alabasi bilan nihoyat topdi. Abu Jahlni top kelinglar menga dedi. Shuni Alloh taolaning taqdiri uni mana shu hali nafas olib turgan, hali o'lmagan jussasining ustiga Ibn Mas'ud kelib qoldi. Makkada turgan davrida Abu Jahl Ibn Mas'udni qulog'iga shunday bir shapaloq bilan urganda qulog'ini yirtib tashlagan bo'ladi. Abu Jahl jussasi katta bo'lgan, mol davlatli bo'lgan, nasl nasabli bo'lgan. Ibn Mas'ud hech kim bo'lmagan uni oldida. Bir urib qulog'ini yirtib tashlaydi. Mana endi Allohning taqdirini ko'ringki, mana shunday bir ulkan gavdali odam yerda yotibdi. Ustiga kim keldi? Ibn Mas'ud keldi-da, Abu Jahl yotibdi, ko'zi xiralashib qolgan, birovni ustiga kelganligini, yoniga kelganligini sezib turib, kim yengdi dedi. Alloh va Rasuli Allohning dushmani dedi. Abu Jahl nima dedi? Zarari yo'q dedi. Meni o'zimi qavmimdan bo'lgan kishilar o'ldirdi. Bu men uchun sharaf dedi. Ya'ni boshqa qabila kishi o'ldirgan, qabila kishisi meni o'ldirganda menga or nomus bo'lardi. Meni o'zimi Qurayshliklar o'ldirdi. Shunda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu uni kallasini tanasidan ajratishlik uchun ko'hrayiga chiqib o'tirdi. Aytayapmiz, gavdasi ulkan edi, Ibn Mas'ud kichkina edi. Shunda engishganida Abu Jahl yaqinlashib kelgan Ibn Mas'udni ko'rib turib, "Ey, sen bizni qo'ylarimizni boqib yurgan eding" dedi. Ibn Mas'ud "Ha" dedi. Ha, faxrlan. Laqad irtaqayta murtaqan su'aban ya ruwayyal g'anam. Tog'da ustida o'tiribsan, cho'pon dedi. Ya'ni g'urur, izzat, nafs o'zini katta olishi shu darajadagi kibr.
Şimdi İbn-i Mas'ud geldi, bunu kellesine tanesinden acilattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oğlu yabarıp taşladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp, ne bu o deyip soradılar. İbn-i Mas'ud, Abu Cahil dedi. Allah illezi la ilahe illahu, yeganan Allah'tan olmayı kasam. Bu şu Abu Cahil mi degen de İbn-i Mas'ud ayette, Wallahi illezi la ilahe illahu. O Abu Cahil dedi. Resulullah sacda kılıyor yubardılar, kursan bu yanıdan. Çünkü bu Abu Cahil, bu ümmetini buradalar, Firavun'u bu yanıdan. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'ını Abdullah ibn Mas'ud'un ilmiye birgen güvahlıyı. Hani, ötken derste ettik. Sizi gavdes Ömer ibn Hattab'da kalmasa, kuvvetta Hamza Çelik olmasayız, İbn Mas'ud varken sizge. O kişiler can meydanında bileğinin kuvveti, yüreğinin kuvveti, şicatı, cendeki maharatı bilen başka sahabalardan acilegen olsa, sizge şu cismanın kiçkine rağb olsayam, lakin ilim bilen adamla ibret bulgen kişi barakken. Namuna var bizge yiğitler hemimizge. O kişinin ilmige birgen güvahlıge. Ben ötken derste ettik, Ömer ibn Hattab, İbn-i Mas'ud'da kiçkine ligi işare kılıp, ilim bilen tolgen haltaç edip koyarken. Özü kiçkine yiyor, lakin ilimge tolgen bana şu İbn-i Mas'ud. Ömer ibn Hattab halife obdurgen davırda, bir top adamlar kelekenliğini kördü. Ömer ibn Hattab'da özünün şehrileri var, Roparadan kelekken adamlardı, bir top adamlar atlı. Karanlı, hiç kim görmeydi, tanımaydı. Ömer ibn Hattab, yanıdaki adam geldi, anaolar geldi. Hayırdan geliş yaptı kim? Ne dağılış yaptı? Hayırdan geliş yapsılar? Faccun amik, çukur vadiden de genç cevap geldi, nerge tamamdı. Kayak haketi yapsılar, deyip soraldı. Onlar işte, Baytul Atik, kadim üyge. Ömer raziyallahu anh'ı cevapları yakarıp durup, Ulardı içinde bir alim adam var yok şeydi. Ulardı içinde alim var yok şeydi. Sonra onlardan deyip durup kendisi sor. Kur'an'ın en ulu ayeti kaysa Ömer ibn Hattab tamamen soraldı. Boyaki tamamen cevap geldi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yine soraldı. Kur'an'ın en hükmü âli ayeti kaysa o tamamen cevap oldu. İnne allaha ya'muru bil adli vel ihsan. Albatta Allah adolatga ihsonga buyuradi. Yana so'raldi. Qur'onning qaysi oyati jamlovchiroq? U tomondan javob bo'ldi. Faman ya'mal misqola zarratin khayran yara va man ya'mal misqola zarratin sharran yara. Bas kim zarra og'irligida yaxshilik qilsa ham ko'radir va kim zarra og'irligida yomonlik qilsa ham ko'radir. Yana so'raldi. Qur'onning qaysi oyati qo'rqituvchiroq? Qaysi oyat qo'rqitadi odamni? Javob bo'ldi. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به sizlarning xom xayolingizcha ham emas ahli kitoblarning xom xayolicha ham emas kim yomonlik qilsa uning jazosini totadir yana so'raldi Qur'onning qaysi oyati ko'proq insonga umid bag'ishlaydi nariga tomondan javob bo'ldi ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Ey öz canlarına israf, cabr kılgen bendelerim. Allah'ın rahmetinden naumid bulmayın, degen cevap buldu. Ömer ibn Hattab, hemen cevaplarda eşitip oturup, arayılarda Abdullah ibn Mas'ud var mı? Deyip soradı. Ha, Allah hakkı de işte. Aramızda ibn Mas'ud var. Yani görün ki, bu nesalarda hemen bilişlik, Anca münce adam okuladan kemiydi. Hala Abdullah ibn Mas'ud'un özünü ilme hakkında özü etken geplerini yemeye işlemez. Resulullah'ın tılından 70 de sureni yatladım. Hiç kim memnun bu masalada bile şamiydi deyip dedikken. 70 de sureni Resulullah'ın tılından yatlayken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'ni özü birinci madde tılavat kılı birerdiler. Sahabalar ki sahabalar yatla balışardılar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu Kur'an ayetlerini İbn-i Mas'ud'dan eşit hal aradı. Bir günü Resulullah ettiler. Ey Abdullah, menge Kur'an oku bir. İbn-i Mas'ud, sizge oku bireyim mi? Ahir, özünüzge nazil kılıngan ki ya Resulullah dedi. Resulullah ettiler. Men Kur'an'ı özümden başka kişiden eşitini süyemen dediler. Bas, İbn-i Mas'ud Nisa surasını kıraat kıldı. Allah kadir kıyancı okuyanı da Resulullah köz yaşları tırkara baktı da kolları bulan İbn-i Mas'ud işare kılıp kifaya kıladı. Kifaya kıladı dedi.
Ali ibn Abi Talib raziyallohu anhu'nu İbn Mas'ud'un ilmiga bergan guvohligi. Qaraylar, İbn Mas'ud nimasi bilan ajrayapti boshqalardan? Nimasi bilan? İlmi bilan, çünkü başka yo'qda boy yo'q, quvvat yo'q, pul yo'q, hech narsa yo'q, ilm bilan ko'tarilyapti. Qaraylar, hech kim bo'lmagan ilm bilan sahobalarni yulduzlar aylanyapti birodarlar. Aql hushi, zehniniz joyida bo'lsa mana sizga yo'l. Mana sizga musulmonlarga foyda keltiradigan bitta ko'cha. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana dedi Alloh taolo. Kim biz yo'limizda jiddiy jahd qilsa, ya'ni Allohning roziligi uchun harakat qilsa, biz uni shu odamni o'zimizni yo'llarimizdan bittasiga dalolat qilib qo'yamiz. Allohni rozi qiladigan yo'l ko'p. Kimdir pul bilan rozi qiladi, puli bor. Kimdir zehni zo'r, ilm bilan. Kimdir oyoq qo'li hunari bilan. Rasulullah ilim havlusu bosa, Ali ibn Abi Talib şu havlunu eşiği bogan. Endi ilim mi peşvası bogan Ali ibn Abi Talib, İbn Mas'ud hakkı deneme degen. İbn Sa'd, rahimahullah, Abul Buhturi'den rivayet kıladı. Biz Ali raziyallahu anh'unu aldıge bardik. Ondan Muhammed aleyhisselam'ın sahabaları hakkı da soradik. Ali ibn Abi Talib, onlarını kaysi biri hakkı da yapırı dedi. Biz İbn Mas'ud haqida gapirib bering dedik. Qarang. Qala Sayyiduna Aliyun alima al-Qur'an va alima sunna, summa intaha va kafa bihi ilma. İbn Mas'udni ilmiga berayotgan Ali ibn Abi Talibni ta'rifi. U İbn Mas'ud Qur'on va sunnatning ilmini bildi va intihosiga yetdi. Hamda shu bilan kifoyalandi. Kitobi sunnatni mukammal o'rgandi, deyapti. Kur'an'ı tolalıkça anlayan kişi birodarlar olim bo'ladi. Kur'an ilmida mohir bo'lgan kişi kıyamet günü de nabiler, siddiqlar bilan birga bo'ladi. Mana İbn Mas'ud'ni faziletiga dalolat qiladigan sözler, başka sahabalarının sözleri. İbn Mas'ud vafat etganida sahabalarının qolganlari tirikleri bir-biridan so'rashdi. İbn Mas'ud o'ziga o'xshagan odamni qoldirdi mi? Cevap yok. Çünkü İbn Mas'ud takası yok idi. Abu Musa Eş'ari yeter idi. La tes'aluni an şeyin ma dama hadal habru fikum. Madami ki içilerde bana şu habr baraka mı? Habr degen en ilimli adam degen. İbn Mas'ud da yaptı. Arayılarda İbn Mas'ud baraka mı? Menden saval soramaylardır. Bir kişiden saval soraldı. Şu turgan adamlar da orası da savol soralgan odamdan ko'ra bilimliroq odam turibdi. Shu odamni indamay turishi odobdan bo'ladi. Sizdan savol soraldi. Shu majlisda shu savolga sizdan ko'ra yaxshiroq javob beradigan odam turibdi. Indamay turishingiz odobdan bo'ladi. Tushunalim? Biqinim og'riyapti-da dedi. Boshim og'riyapti-da. Shu manaqa kasal bo'lib, manaqa og'riyapti bir yetim deganda tabib turibdi shu majlisda, siz indamay turing. Fikringizni bildirmang. O'rganing jim turishlikni. Shu yerda jim turishlik ibodat bo'ladi. Oramizda doktor turgan bo'ladi, bemalol fikrimizni bildir oramizda. To'g'ri, siz aytganingiz to'g'ri. No, mana qancha joyi ham bor. U doktor yo'q. Ba'zida shunaqa bir bo'lib qoladiki, shar'iy savol beriladi, domla turib shu yerda. Ilmdan umuman xabari yo'q, ilm ko'chasiga kirmagan odamlar o'zini fikrini bildirishga o'tadi. Senin fikrini menga qizig'i yo'q. Fikrini gapirma. Mana domla jim tursin. Yo, bemalol gapiraveradi da. Yana domla turibdi deb qo'yadi yana. Mana domla turibdi deb. Ha, domla to'g'rimi deydi. Gapirib turib, gapini nima qiladi? Gapim to'g'rimi deb so'ramaydi. To'g'ri ha deydi. Qarang, sahobalar bir-birini qadrini bilganda Abu Musa Ash'ari olim sahobalardan. Rasulullah'ın ulug' sahabalardan ama İbn Mas'ud turganda özünü ilmini o kişiden balat koymayaptı. Menden ilimli deb tan olayaptı. Ülkeler tan olaylik. Sizge yokmasam şu adam ilimliliğini tan olayın. Endi buna aksi bolu. Hamma özünü alım deb sana uğradıyon bosa. Hamma özünü başkalardan balat deb bile olsa. Fakat meni gapim yürgenler doğru. Koyan hammasi zallat yetken de olsa. Buradalar bu albatta Müslümanları yaraşmayan açıdanlı halat boladı. Çünkü bizi birodarlar muayyen bir cemaat, muayyen bir taifanı vakili bo'lmaylik. Biz Müslümanlar da vakili bo'laylik.
Müslümanların içinde turup biz mi demeyin? Müslümanımız, hamamız birimiz. Kur'an'ı Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin birinci bulup aşkara okuyan kişi Abdullah ibn Mas'ud buladı. Gerçi cismonan zayıf bo'lsa-yam. Gerçi himoya qiladigan urug'lari bo'lmasa-yam. Yuragida quvvati bo'lgan ekanda, dog' yuragi bo'lgan ekan, jasur bo'lgan ekan. İbn İshoq keltiradi. Menga Yahyo ibn Urva ibn Zubayr otasidan rivoyat qilib berdi. Makka'da Rasulullah'tan keyin Kur'an'ın aşkara avazını çıkarıp okuyan birinci insan İbn Mas'ud idi. Bir günü sahabalar toplanışıp Allah'a kasam, Kureyş Kur'an'ın baland avazda okuluşunu hali eşitmegen, kim okup eşittiradı onlarga deyişti birbirlerine. Şimdi İbn Mas'ud men dedi. Sahabalar yetişti. Biz sizge ziyan yetkizişinden korkamız. Kattara uygudan borardı adam okusa bolardı. Himoya qilardi dedi. Meni Alloh himoya qiladi dedi. İbn Mas'ud chiqib ketdi. Boshqa payt Abdulloh ibn Mas'ud islomdan avval Qurayshni sayyidlari, zodagonlari o'tirgan bo'lsa, oldidan o'tgani yuragi betlamas edi. Sir bosib qaltirab o'tardi. Agar o'shlarning majlisdan oldin o'tish kerak bo'lsa, tezroq o'tib ketib qolardi. Mana endi qarang, iymon qanday quvvat berdi u kishiga. Zuho vaqtida Kureyş'te kibarlara oturgen meclisge şunu diye bağırdı da Kâbetullah'ın aldı da makam-ı İbrahim'de durdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Kur'an. Kur'an ayetlerini okuştu başladı. Kureyş'te kibarları kalıp İbn-i Ummi Abd ne de yaptı? Bu Muhammed Tabi'ye yenge yaptı ayeti yaptı diyor. Değişti de türüp tepkileşti başlaştı. İbn Mas'ud yeri yotkiz olup tepişti, uruştu. İbn Mas'ud ise Allah kadir kıyken şeyi kalite yiyip durgen basıyam. Suranı okudu. Ayetlerini okudu. Hakla genç uruşu aldı. Badanı cerahatlengen, yüzleri konagen halde sahabaları da aldı yiyen edip. Geldi, ular yetişti. Mana şu nesilden korkuduydu. Mana şu aziyet yetişiden. Şunda İbn Mas'udlar geldi. Allah'ın düşmanları menge hiç kaçan hazır geçerek har körünmegen. Halaseler ettege baramamı oku veremendi. Sahabalar ya bol diye yeterdi. Şunu özü kifaya kılardı işte. İbn Mas'ud özü hakkıda ne derdi? Ondan özgü ilah ya bulgen zatke kasam ki Allah'ın kitabıdaki her bir ayetini kaçan nazil bulgenini ve neme hakkıda nazil bulgenini men bilemem. Qachon nozil bo'lgan, nima haqida nozil bo'lgan men bilaman. Agar qayerdadir mendan ko'ra bilimliroq odam bo'lsa bu masalada oldiga borib ta'lim olaman dedi. Ha, Qur'on ilmida eng bilimdon odam men deb turibdi. Biroq men bilan bellasha olmaydi deb turibdi. Lekin aytayapti, mendan ilmliroq odam bo'lsa oldiga borib ilm o'rganaman undan dedi. İlim o'qiyotgan ukalar to'xtab qolmaylik. To'xtab qolmaylik. Mo'min kishi birodarlar shunday bo'ladi. Yo, biladi. Ya ta'lim oladi. Qaytarib aytamiz. Ya ilmli bo'ladi odam, musulmon yoki nima qiladi? Ilm o'rganadi. Endi ilm o'rganmasdan turib o'zini ma'rifatli sanayotgan bo'lsa, bu odam nima bo'ladi? Shayton bo'ladi. Bir kishi bor. U biladi. Bilishini biladi. Bu odam olim. Undan o'rganish kerak. Yana bir kishi bor. Biladi, lekin bilishini unutib qo'ygan. Bu adam gafil adam, onu eslatib qo'yishlik kerak. Bir kişi var, bilmaydi hech narsani. O'zini hech narsani bilmasligini ham biladi. Bu adam cahil, onu ta'lim berish kerak. Endi bir adam var, u hech narsani bilmaydi. Lekin bilmasligini ham bilmaydi. Bu adam shayton, bunday odamdan uzoq bo'lish kerak. İbn Mas'ud o'zi haqida aytar edi. Men Rasulullohning tillaridan 70 ta surani yod oldim. Bu hususta hiç kim men bilan bahslaşa olmaydı. Şu adam aytayapti yani köproq biladigan adam bo'lsa, bora o'rganaman deyapti. Abdullah ibn Yazid aytadi, faqihlar orasida, sahobalar orasidagi faqihlar orasida Abdullah ibn Mas'uddan ko'ra kam roza tutadigan kishini ko'rmadim. İbn Mas'ud nafr rozani juda ham oz tutar edi. So'rashdi. Nima uchun nafr rozalari ko'p tutmaysiz siz? İbn Mas'ud qaring. Men rozadan ko'ra namozni tanlayman. Agar roza tutsam, namozga zaif yiqib qolaman. Ya'ni nafr roza tutsa, bu yerdagi farz bo'lgan amallariga quvvati yetmaydi, zaif yiqib qoladi. Abdulloh ibn Mas'ud voqiy kishi bo'lgan, realni odam bo'lgan. Qarang,
özünü cismani imkaniyatını yaxşı bilgen, nafır özü tutsa kuvvetim azayıp getirdi deyipti. Çünkü sahabalarda ayrımları nefir uzalarda daimi tutgen, ayrımları keçesi kıyamalarda daimi bogen, ayrımları takat götürmesi kımagen. Hazır, şuna ki adamlar var. Nefir uzan tutu oladı da, revizoru oladı. Tüzüm saçına, roza tutuz mu bugün? Bitmez mi? Bugün düşenbe yok. Peşembe roza tutmadınız mı? Buna kılıp, öz yeni tutgen, roz yeni, riya kılıp, habata qilganingdan ko'ra savobini tutmay qo'ygani yaxshi birodar. Bora, xijolat olasan haligini ko'rsang, dushanba kuni xijolat olasan haligini ko'rsang. Dushanba ro'za tutmaysizmi? Shuning uchun har kim birodarlar holini o'zi biladi. Ehtimol oshqozonda kasali bordi, ehtimol ishini tabiatiga to'g'ri kelmas. Farz amalda qilmayotgan bo'lsa malomat qilamiz. Masalan, Ramazonda ro'za tutmayotgan bo'lsa aytamiz, ro'za tuting deb. Bu farz. Ammo nafil amallarni nima qilinglar? Har kim o'zini holiga qarab turib ish qilsin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Ibn Mas'udni Kufaga, Baytul Molga boshliq qilib jo'natib aytgan edi. Albatta men Allohga qasam, o'zimga kerak bo'lsa ham sizlarni oldinglarga jo'natyapman Ibn Mas'udni. Uni mahkam tutinglar, undan ta'lim olinglar. Endi kofaliler özü inci, kaysar, besabır, bir hatırcam oturamaydıyan kavmadı. Ancak müçe rahabarda sığdırışmasıydı başlığını. Ama İbn-i Mas'udlar yaxşı görüp kalıştı. Hatta ketiyken de ketme edip özleri bilen ap kalıştıkken haris buluşken de. Abdullah İbn-i Mas'ud'un arzusu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in barcha gazetlerde bilge katnaştı. O zotdan keyingi xulofoi roshidlar ham birga ularning janglarida ular bilan birga bo'ldi, büyük g'alabalarga guvoh bo'ldi. Katta lavozimlar berildi. Dunyo oyog'ini tagiga oqib keldi, ammo bu narsalar uni Alloh va Rasuliga bergan ahdidan to'sa olmadi. Hayot yo'lidan, tavozulikdan, kamtarlikdan, toat ibodatdan uzoqlashtira olmadi. U kishini bitta orzusi bo'lgan edi. Qanday orzu edi? U kishini o'zidan hikoyani eshitamiz. Ibn Mas'ud aytadi: Tabuk g'azotiga Rasulullah bilan birga chiqqan edim. Kechasi tunni yarimida uyg'onib ketdim. Biz joylashgan maydonning bir chetida olovdan bo'lgan shu'la yonib turganiga ko'zim tushdi. Borsam Rasulullah sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr va Umar bir qabrni kavlashayotgan ekan. Sahobalardan Abdulloh Zulbijoydan vafot etgan edi. Qabrni kavlab bo'lishgan, Rasulullah qabrda turibdilar. Birodaringlarni menga uzatinglar. Abu Bakr va Umar Abdulloh Zulbijoydan uzatishdi. Rasulullah kişini kabirge cahilap durup dua kıldılar. Duası şimdi oldu ki parvardigarım men ondan razım en sen hem ondan razı bugün. İbn-i Mas'ud aytadı kaş giydi bana şu gördüğe gelsin benim bosan. Çünkü Rasulullah razı ekenliğine iki sahabasını güvakıp durup Allah'a dua kıl yaptı. Men razım en sen hem razı. Allah razı buladı bu kişiden. Bu kendi baktıdı Abdullah Zulbijoydan. Kimler kömü yaptı? Abu Bakr Siddiq, Ömer ibn Hattab hizmette durdu. Resulullah şahsen özleri mübarek kolları bilen kabirge koyup dua kılı yaptılar. Bana şu arzusu bu genelde o kişinin. Hani bu arzusu boylik, mensep, obro itibarına bağlıymaz. Nemege bağlı? Allah'ın razılığı, peygamberde razılığı bağlı. Ali makam tavakkalça. Bu kişi 32. Hicri senede vefat etken Osman ibn Affan raziyallahu anhu davrida. Abdullah ibn Mas'ud ölüm töşeğinde yatarken halife kirib soradı. Nimadan şikayetiniz var? İbn Mas'ud günahlarından dedi. Nimani xohlaysiz? Muhayyo qilaylik. Rabbim rahmetine dedi. Tabib yuborayım sizga dedi. Tabib özü kasal qildi meni dedi. Yani şifonu kim verardı? Allah mı? Tabib Allah mıydı? Allah özü kesal kıldı dedi. Bulmasam maddi yardan bir ilişkiye büyüreyim mi dedi. İbn-i Mas'ud öyle de. Ölüm taşı gidiyor tuttu. Bunca hacatım yok dedi. Halife etti. Onda bir olsa özüzden keyingi koladıyan kızlarız ya kereye buladı bu maddi yardan. İbn-i Mas'ud da cevabını göreyim. Beni kızlarımla kembegal buluşundan korku yapsa mı? Beni beş de kızım var. Barchalariga har kechada Voqiya surasini o'qishni buyurganman. Chunki Payg'ambar alayhissalomning kim Voqiya surasini har kechada o'qisa,
kambag'allik va hojatmandlik ko'rmaydi deganlarni eshitgandim dedilar. Naq manfaat, naq moddiy yordam taklif qilinsa, naq puldan ko'ra payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va'dasiga ko'proq ishonyapti, Allohga tavakkul qilyapti. Ana kambag'allikdan, qarzni ko'pligidan, yetishmovchilikdan, xonadonda bir baraka yo'qligidan siqilayotgan, qiynalayotgan odamlar bo'lsa, ana tayyor siz bilan bizga ko'rsatma. Har kecha Voqiya surasini kim o'qisa, u uyda kambag'allik va hojatmandlik bo'lmaydi deb turibdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafot etdi. U kishining janozasini Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidi. Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Alloh taolo Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rozi bo'lsin. Abdullohni ko'pchilik orasida ko'z ilg'ab topishi mushkul ish edi. Nafaqat ko'pchilik orasida, balki yakka qolganda ham ko'zga tashlanmas edi. U badavlat insonlarga beriladigan moli davlat urushidan ham, baquvvat insonlarga beriladigan jismoniy kuch quvvat urushidan ham, obro' e'tiborli kishilarga beradigan hurmat va obro' urushidan ham benasib edi. U juda kambag'al, jismi oriq va kichkina, hamda obro' nufuzga ega emas edi. Ammo islom dini unga faqir va kambag'allik o'rniga Kisro va Qaysarning xazinabonlari ega bo'lmagan katta boylikni berdi. Tana va jismining zaif va kichikligini o'rniga tarix taqdirini o'zgartirishga sabab bo'ladigan zolimlarni chekintiruvchi iroda hadya qildi. Hamda hech qanday hurmat va e'tiborsiz yashayotgan hayotning o'rniga abadiylik, ilm, sharaf inom etib, natijada u tarixda o'tgan buyuk peshvolarning eng ulug'laridan biriga aylandi. Ana birodarlar, ibrat bizga. Ana ukalar, bizga kimlar kumir? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alloh sizlardan iymon berilgan va ilm ato etilgan zotlarni darajasini baland qilur, yuksaltirur. Aqulu qawli hada va